Arkadaşlar merhaba. Şimdi evet, ikinci seferim bu araçta. Daha önce Premium 430 kullanıyordum rotörlerle. Şu an Evolution modeli 480 T kabin Renault. Direksiyondan da anlaşılacağı gibi. Bu araç hakkında bir iki bir şey söylemek istiyorum. 430 ile bunun arasında gördüğüm bir iki tane ufak eksiklik ve nasıl diyeyim, hani artılarını söyle, artılarını aslında diğer zaten bütün videolarda söylenmiş. Araç hakkında işte düğmelerin nerede olduğu, ne yaptığı, her şey söylenmiş. Ben kendimce eksik gördüğüm noktalardan bahsedeyim. Eksilerden biri üst yataklık. Bizim araçta üst yataklığın merdiveni yok. Üst yataklığa çıkacak kişi önce altta yatanın sırtına basıp öyle çıkması gerekiyor. Ya da o yataklığı oraya süs olarak koymuşlar, artık orasını bilmiyorum. Kabin olarak geniş bir kabin. Şimdi rahatlık olarak, kabin esnekliği olarak 44 Actros'u tutmaz. Kabinin esnekliği. Şeyde 430 Premium'da hani şasi olarak bu arabadan daha rahat gibime geliyordu. Bu makine çok değerli. Yolda sürekli böyle elinizin altından kaçacak gibi bir durum var yani. Araç aşırı devri olduğu için. Ondan sonra genel anlamda güzel. Yani direksiyonu yumuşak. Kullanımı güzel. Oturumu fena değil. Ondan sonra yakıtı fena değil. Güzel. Hatta güzel yani. Ondan sonra AdBlue biraz yüzde 3 litre yakıyor. Takografı VDO takograf koymuşlar. Şey sevmedim aracın. Mesela bu şanzıman kendini boşa atıyor. Yakıt ekonomisi sağlamak için. Yalnız mesela hız sabit geleceği ayarladınız. 70'e ayarladınız. 75'te 70 ayarladınız, akıntıya geldi, kendini boşalttı, 75'e gelir gelmez tekrar vitesi alıyor arabayı. Yani şöyle biraz onu Actros'taki gibi 10 kilometre, 15 kilometre daha yükseğe yapılsaymış dalmalarda çok daha faydası olurmuş yani. Ondan sonra aklıma gelenleri tek tek söyleyeyim. Ha, en şeyi mesela şuradaki göz, göz öbür araçta da vardı, burada bu buzdolabı, yani soğutuculu bir göz. Şuradaki. Bundan arkadaşlar da bahsetmişler. Şimdi eski arabamda, Renault 430'da burayı açtığımız zaman bu bayağı tam anlamıyla açılıyordu. Ve buraya iki tane bardaklık koyabiliyorduk. Buraya oturduğumuz zaman burada bardaklığımız bu şekilde rahat bir şekilde hareket edebiliyorduk. Şimdi bu şey yapıyor. Böyle zaten bardaklık koyacak gibi bir durumumuz yok. Hem de tam açılmıyor zaten. Alttaki göz de zaten böyle yani. Ondan sonra çakmaklığı buraya koymuşlar. O tarafta şey var, Type-C var. Şunun altında onu kendim taktım. Ora boş. Onun altında Type-C. Yani Type-C dediğimiz işte şey, şarj bağlantı girişi. Geri kalan şeyler güzel. Bir sevmediğim de üst, evet, sunroof'u cam yapmamışlar maalesef. Onu da çağının gerisinde kalmış. Ha, bir şey daha ekleyeceğim. Şu camın oradaki eğim.
şu eğim. Eski arabamda, eski premium'da burada şöyle bir yatıklık, ayrı bir yatıklık vardı. Hani burası böyle gene eğimliydi de. Şurada şöyle bir yatıklık vardı. Kol dayama olarak kullanıyorduk. Tabi bunda kol dayama koymuşlar ama yani şurada olması yani bu da güzel. Bu şurada olması biraz daha şöyle cama yatık sürebilirsin yani yolda biraz daha şöyle hani bizim işte eski şoför oturuşlarında oturup o şekilde yayvan bir şekilde araç kullanabilirsin. O da biraz şey yani. Fena değil. Geniş içi geniş. Şu orta şeyi biraz yüksek. Hörgüç mü diyor. Ne diyorlar işte. O yüksek. Geri kalanı fena değil arabanın. Yol konforu olarak da şöyle söyleyeyim. Streamline Scania gibi. Biraz daha sert bir süspansiyonu var. Ama içi çok sessiz aracın. Yani motor sesi falan hiçbir şey yok. İç yalıtımı çok güzel. Fena değil yani bu da. Motor sesini çalmıyor, motor sesini duymuyorsunuz. Olayı bu. Premium 430. Aracın şu an boş yaktığını gösterebilirim sadece. Fırsat bulduk böyle. Çekelim. Evet. Şuradan boş yakıtını %16,2 gösteriyor ekran. Bu %1 gibi bir şaşma payı var. %1, 1,5 civarı bir şaşıyor yani. Depoyu doldurduğumuz zaman. 523 kilometreye 84,5 litre yaktı. Yani orada 1,5 litre daha falan ekleysek 86 litre gösterecek yani şu an. Durumu bu. Geri kalan şeyler güzel yani. Aydınlatması güzel. Arabanın yolu aydınlatması fena değil. Güzel. Güzel, güzel, güzel. Yani çağın gereksinimlerini sağlıyor. Ha, bir de ya arkadaş. Yani bak ben bizde Iveco vardı. SY. Yani Iveco'nun şuradaki küçük dolabı var ya. Yani bir Türkiye içi çalsan bir şoför için yani mükemmel derecede güzel bir dolaptı. Yani her şekilde idare edecek dolabı olan bir arabaydı. Arabaydı. Şimdi buna yapmışlar. Bir dolap yapmışlar. Şimdi bu dolabı yani ufak bir tane ufak bir şişe almak için bile bu dolabı açacağız buradan. Bak şunları şöyle çekelim. Kaldıralım şöyle. Heh. Bu dolap böyle gelecek abi. Ha, diyeceksiniz ki abi şuradan şey ver. Tamam. Şuradaki mıknatıslar da o kadar sert yapmışlar ki arkadaş. Yani bu dolap kapağı yani bayağı bir hani böyle uğraşıyorsunuz. Şöyle şöyle uğraşıyorsunuz. Tabii ben bunu şimdi yaptım. Düzelttim. Bak düzelttiğim halde böyle. Buralara birer tane şey koydum. Şu dolabın üstündeki yapışan bandı şu mıknatısların üzerine ekledim. Yapıştırdım. Şu an fena değil. Ha gelelim buraya. Ya abi bu dolabı nasıl kullanacağız yani? Yani nasıl pratik hale getireceğiz? Şu tam açılmıyor yatağa kaldırman gerekiyor onu tam açmak için. Yani bunun şurada bunu koymuşsun bu buraya dik olmuyor. Şurada bir tane daha elimin altında ha, su vardı. Şu şişe belki olur. Dur bakayım bir. Bakayım. Abi bu şişeye göre mi yaptın? Yok abi yok. Maalesef. Yani 0.5 şişeye göre değil bu. Ondan sonra. Bu dolap hakkında iyi düşüncelerim yok. Boş yere gereksiz bir yer kaplıyor. Yani bu araba boş paket bir araba. Bu araba yurt dışına çalışacak bir araba değil. Yap kardeşim şöyle ufak bir dolap yap. Şu kadar. Ya yeter bu şey Türkiye'de. Yani Türkiye'de çalışacak adam dolabın yani şu noktada bu kadar dolaba gerek yok. İkincisi
dolabın şu önündeki, yani şunlar işte ancak böyle bir şeyler. Yani şuraya en azından bir pet şişe koyabilecek bir yer yapabilirdik. Daha güzel değerlendirilebilirdi buralar. Yeni modellerinde yaparlar tahminim. Boş paket olmasından dolayı diyorum, yoksa araba yurt içi çalışacak araba, bu arabaya yani bu kadar dolaba. En azından bunu yarıya bölsen, diğer arabalardaki bir tarafını el altına bir göz yapsan. Mesela şunlar böyle buralara gelmez. Bunu mecbur yukarıya koyuyorum. Ha, işte dışarıdaki dolaplara da koyabilir miyiz? Koyarız ama işte yani yağmurda, yaşta dışarıda bunu giymesi çok şey olmuyor. Şimdi kış şartlarında içeriye alayım onu. İçeride giyiniyoruz. Evet, durum bu. Renault T-Cabin Evolution, Evolution işte o, ne diyorlar ondan. Ha mesela bak buralarda işte fena değil yani. Şurada işte bir ergonomi olsaymış şöyle, yani direksiyonu şöyle tuttuğun zaman şu şöyle şu şekilde daha böyle olurmuş. Geri kalan bütün tuşları diğer arkadaşlar tanıtmıştı. Yani YouTube'da gördüm. Diğer abilerimiz tanıtmış. Bluetooth bağlantısının koptuğundan bahsedilmiş. Evet, Bluetooth bağlantısı bazen kendi kendine kopabiliyor. Şunun altında göstereyim. Bak burada Type-C kablosu var. Bak burada. Görüyor musun? Heh. Bu elik, yani işte telefonunuzu buradan şarj edebilirsiniz. Bunu dik koyup şu çıkıyor. Bu da mıknatıslı. Adam sağ olsun her tarafa mıknatıs koymuş. Bu telefonunuzu da buraya şöyle yatık bir şekilde, şu şekilde sığ bir şekilde, dik bir şekilde koyabiliyorsunuz. O da oluyor yani. Telefon da buraya sığıyor. Hem işte bunu tableti koyup telefonu da koyabiliyorsunuz buradan. Şimdi gelelim. Diyeceğine tablet burada ne? Tablet buradan müzik açıyor falan işte, bunlara iyi oluyor. Güzel. Yani işte park kliması olsa iyiymiş. Şuralarda böyle yapmışlar. Buralarda yani işte burada bir çekmeceli göz var mı? Var işte yani. Ufak tefek her şey koyulabilir. Bak Actros'un anahtarı burada. Cebimizde. Unutmuş gelmişiz. Mercedes'in anahtarı. Evet, Mercedes de işte aynı şekilde kendini otomatiği boşa sallıyor. Sallayabiliyor yani araba yakıt ekonomisi için. O mesela 15 kilometre salladıktan sonra, yani işte hangi hızı ayarladın? 80 ayarladın. 75 çok güzel oluyor onda. 75'e ayarlıyorsun. Arabayı bir böyle dalmalarda şeye kadar sallıyor. 90'a kadar sallıyor. 90'da vites alıyor. Rotorları çekiyor. Yani hızını sabitliyor. Tekrar eğer tepe üstünü gene açtıysan oradan tekrar bırakıyor arabayı. Yani onun şeyi güzel. Onun kabini daha esnek. Bunun kabini daha sessiz. Bunun yatağı da rahat. Ama işte dediğim gibi üst yatağı böyle işte şey gibi yapmışlar işte. Streamline Scania ya. Yani şey, iç ergonomisi o anlamda, ama daha işte şey, daha teknolojik. Aynaları falan güzel, açılar falan her şey güzel, aydınlatıyor. Ön şu şeyi de güzel, perdeliği de güzel. Kontak açık değil, çalışmadı. İç aydınlatmalar fena değil, güzel. Yan perdeleri güzel. İki tarafa da, iki cama da yan perde koymuş. Ön perde güzel. Ön ayna güzel, peron aynası. Çekişi fena değil. Yani çekişi güzel. Her arabanın kendine göre artısı ve eksisi var. Yani her arabanın kendine göre iyi olduğu ve zayıf olduğu noktaları var. Kötü araba yok. Yani kötü araba artık kalmadı. Maalesef işte. Yani ülke şartları da iyi değil. Allah bu günlerimizi aratmasın. Evet, şey, hiç tanıtım demeyelim de buna. Yani T-Cabin iyi ve hoşumuza giden ve hoşumuza gitmeyen yanlar diyeyim. Kötü de demeyelim de işte.
olay bu arabanın. Heh, şey de şunu da söyleyeyim ya. Şu da çok yani. Şimdi bak abi. Aklıma geldi. Bunu da bahsedeceğim. Şimdi bu koltuk dayamayı yaptın. Koltuk dayama, kol dayama, şu kol dayama açıkken buradan koltuk kumandalarına erişemiyorsun. Yani ya şuradan erişmen gerekiyor. Burayı da dirseğin geliyor. Ya buradan şey yaparsan buradan da kolunun içi geliyor. Yani rahat bir şekilde bu ayarlanmıyor. Koltuk kol dayamayı kaldırıyorsun. Ondan sonra buradan koltuğun ayarlarını yapabiliyorsun. İkincisi yani şu ya şimdi 430'da çok güzel bir özellikti. Bu rötarlar kolu buradaydı. Kolunu şuraya dayardın. Şuraya. Rötarlar elinin altında olurdu. Şurada. Bak şunun şu düğmeleri de çok güzel. Hani hız sabitleme falan da burada. Rötarlar da burada olsaymış bu arabada. Yani sadece sol elinle bütün arabaya hükmedeceğin şekilde bir oturuş pozisyonu ve ergonomi yakalarlarmış. Tutmuşlar bu kolu buraya gel yani hani işte diğerlerine benzemişler tekrardan. Renault'un işte diyorum ya Renault Fransız yapar yapar bir noktaya getirir sonra bir noktadan sonra aklı karışır. Ne yaptığını da bilmesin. Bir hareket yapmış yani. Tekrar niye buraya alıyorsun abi? Şurada güzel bak burada ne güzel. Elinin altında güzel bir tek elinden bir elinden istediğin gibi tabletinden oyna telefonundan oyna yani ya da işte buradaki hükmedeceğin tuşlarla uğraşabilirsin her neyse işte yani güzel bak bura ergonomi değil yani ergonomik değil bu değil yeni kabin yapıyorsun işte yeni bir tasarım yapıyorsun en azından bir şey yapmışsın. Yani bunu bu olmuyor. Bu buranın değil. Şuradaki boşluğa da diyecek bir şey yok, diyecek bir kelime yok yani. Bu böyle gelebilir. Burayı böyle toparlayabilirsin. Yani toparlanabilir. Belki daha güzel olabilir. Ses sistemi de idare eder. Ortalama ses sistemi var. Kliması sessiz. Vebostası o da sessiz sayılabilir. Iveco'nun vebostası güzeldi. Hyway kabinin vebostası sessiz çalışıyordu. O da güzeldi. Yatağı rahat dedik. Başka da aklıma gelen bir şey yok şu an araba için. Yani araba hakkında diyeceğim bir şey yok. Evet. İşte şu mesela buradaki hız sabitlemeyi 5 kilometre arttırabiliyoruz. Yani ben bunu çözemedim. Bunu yani biraz daha arttırabilir miyiz diye baktım. Göremedim ama belki yapabilen varsa söylerse benim için de iyi olur. En azından araba boş yere tam böyle tepe üstüne açacak boşa sallamış araba kendini. Tepe üstüne aşacak vites alıyor arabayı. Ondan sonra rötarları çekiyor. Bir şeyler yapıyor kendi kendine. Vay bu. Şunu. Tekrar eski yerine getirelim. Evet. Allah kimseye kaza bela vermesin. Allah gördüğünden geri koymasın. Hadi bakalım.